der, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır, buyurdu. Şayet kardeşimde söylediğim ayıp varsa ne dersiniz diye sorulması üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin, yoksa o zaman ona iftira etmiş olursun, buyurdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. Şair diyor ki, derdim derdime derman, vermiş elime ferman. Dertsizlik büyük derttir, dertlidir ehli iman. Elhamdülillah bir derdimiz var. İmanı gönülde taşıma ve iman ile bu yalan dünyaya veda edip göçüp gitme derdimiz var. Bu derd ile hemhal olan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. Yeniden bir iftara doğru programı ile karşınızdayız. Yine Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Bismillah ettik ve programımıza başladık. Bugün çok değerli bir misafirimiz, çok değerli bir konuğumuz var. Kıymetli hocam, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Harun Işık hocamla birlikteyiz. Muhterem efendim, kıymetli hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk, sağ olun. Afiyettesiniz hocam inşallah. Elhamdülillah, sizler de iyisiniz. Hürmet ederiz efendim, Allah razı olsun. Ayet. Şimdi hocam üniversiteden hocamız olur. Dolayısıyla bir hoca talebe ilişkisi içerisinde daim ihtiram, hürmet gerekir hocamıza. O nedenle efendim... Artık siz meslektaşımızsınız. Allah razı olsun hocam, hürmet ediyorum efendim. Eyvallah. Bugün hocamla, Harun Işık hocamla, imanın ve ibadetin özü olan ihlastan, samimiyetten bahsedeceğiz. Bir şeyi değerli kılan onun içerisindeki özdür. İşte o öz de ihlas ve samimiyettir diyeceğiz ve hocamla bugün bu konu üzerinde hasbihal edeceğiz kıymetli izleyiciler. Muhterem hocam, imanın, ibadetin, aslında yaptığımız her bir eylemin, her bir işin özünde bir şey var ki o da ihlas ve samimiyet buyurduğunuz gibi. Hocam nedir bu samimiyet, yaptığımız eylemi değerli kılan? Bakara suresinin baş taraflarında malumunuz münafıkların hallerinden bahsederken Allah Teala ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ buyuruyor. Evet. Ve izâ halev ilâ şeyâtînihim kâlû innâ ma'akum. Şimdi başlangıçta Müslümanlarla karşılaştıkları zaman, İman edenlerle karşılaştıkları zaman orada hani Arapçadaki ifadesiyle fiil cümlesi kullanıyor. Ve fiil cümlesinde hem süreklilik yok hem de mış gibi yapmak var. Kalu amennâ. Kalu amennâ. Ama ikinci cümleye geldiğimizde ise kalu innâ me'akum. İsim cümlesi ve tekitle birlikte durdukları yeri göstermeleri adına. Evet hocam. O halde bizim benimsemiş olduğumuz imanın iman olabilmesi noktasında en önemli duruşumuz, o imana gerçekten de samimi miyiz? Evet hocam. Hani bugün baktığımızda içinde yaşadığımız toplumda, evet, ehli sünnetin bakış açısına göre bir kimsenin Müslümanlığına zahiren delil teşkil eden bir şey var ise bizler o kimsenin İslam'ına şahitlik ederiz, Müslümanlığına şahitlik ederiz. Ama Allah katında, Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar. O halde Allah katında hakikat zahir değildir. Allah katında hakikat batında olandır. O yüzden malumun ayet-i kerimede de buyuruyor ya, وَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْجِهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُرِ Sözünüzü ister açıktan söyleyin, İsterseniz gizleyin. Allah sizin kalplerinizde olanı dahi bilmektedir. Ve bizim için, bizim dilimizden iman kelimesi çıktığında,
Madem ki çıktı, madem ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz, o halde ben Hazreti Ömer'i burada örnek olarak vermek istiyorum. Evet hocam. Hazreti Ömer'in bizzat şahsiyeti değil, ya temsil ettiği ve bizlere bırakmış olduğu miras açısından meseleye baktığımızda, bir zamanlar Hazreti Peygamber'e düşman olan, Müslümanlara düşman olan ve hatta Hazreti Peygamber'i öldürmeyi dahi arzulayan bir şahsiyet var iken karşımızda, dilinden la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözlerinin çıkması ile birlikte neleri değişti? Bakınız, dilden çıktı, burada kaldı mı? Hayır. Duygusu değişti. Evet. Düşüncesi değişti. Evet. Davranışı değişti. Karakteri değişti. Evet hocam. Değil mi? Değerleri cahiliye değerlerinden İslami değerlere bir dönüşüm olarak gerçekleşti. Yani hocam, biz iddiacısı olduğumuz şeyin bizi değiştirmesini, dönüştürmesini göremiyorsak eğer, iddia ettiğimiz şey boş bir lakırtı. Ya en basit haliyle işin hakikati, ben şunu elimi vicdanıma koyarak sormak durumundayım ve kendime soruyorum öncelikle bunu. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyorum ve en basit haliyle günde 5 vakit namazın, yani dinin direği olarak gösterilen bir ibadeti hayatıma yansıtmıyorum. Evet. Gerçekten de ben bu sözümde samimi miyim? Değilim tabii ki. Bir hali, bir noktası. Veya ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki aldatan bizden değildir. Evet. Ve ben çok rahatlıkla insanların gözünün içine bakarak yalan söyleyebiliyorum. Evet. Ve bundan hiç sıkılmıyorum. Mesela işte Kur'an'a baktığımız zaman el fitnetu eşeddu minel katil diye buyuruyor, değil mi? Ve ben hiç sıkılmadan fitneye ve toplumda birliği, dirliği, sıhhati, selameti ve huzuru bozacak bir takım tutum ve davranışlara ister aile içerisinde, ister komşular arasında, ister mahallede, ister şehirde, ister ülkede fark etmez sebep olabiliyorum ve bundan da hiç sıkılmıyorum. Evet hocam. Burada bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani biz gerçekten samimi isek, okunan ezan bizim için bir anlam ifade ediyor mu, etmeli mi? Doğru hocam. Etmiyorsa, ve ben şunu söylüyorum işin hakikati, mesele günah işlemek değil. İnsanız. Ve biz tabiatımız icabı iyi ve kötüye kabiliyetli olarak yaratıldığımız için bir takım kötülükleri işlememiz kaçınılmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma noktasında zafiyetimiz kaçınılmaz. Hı hı. Çünkü peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir. Evet. Allah Teala o kimseden kötülük işleme kabiliyetini, kudretini ortadan kaldırmamıştır peygamberler hariç. Peki meseleye buradan baktığımızda asıl sorun ne? Asıl sorun günaha alışmak. Evet hocam. Problem burada başlıyor. Yani ben yeni dilde kanıksamak mı dedim? Ben kardeşimin hocam namaz kılmaması değil, namaz kılmamaya alışmasından korkuyorum. Çünkü artık okunan ezan onun için bir anlam ifade etmediği gibi o ezanı duymuyor ve içerisindeki manayı da anlamak ve hayatına yansıtmak adına bir çaba ve gayret içerisinde değil. Evet hocam. Bu işin suret boyutu. Bir zahir de siret boyutu var. Evet hocam. Şimdi bir namazın ikamesi var. Şartlarını ve rükünlerini yerine getirmek suretiyle gerçekleştirilmesi var. Bir de işin ahlak boyutu var. Hani diyor ya Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben mekarimi, ahlakı tamamlamak için gönderdim. Ahlakın güzelliklerini. O halde namazın bir ahlakı var. Yani ben bir taraftan imanıma samimi isem o imanın gereğini hayatıma yansıtacağım. Diğer taraftan da o imanın gereklerini hayatıma yansıtma noktasındaki duruşumun gereklerini hayatıma yansıtacağım. Yani bir taraftan namazı kılacağım. Diğer taraftan da inne salate tenha anil fahşai vel münker. Yani namazımda samimi isem o namaz beni kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyacak ve alıkoyma noktasında da
etken bir güç haline gelecek. Evet. Kaygım olacak. Yani. Ki ben namazda bu defa namaza samimi isem, evet, ibadete samimi isem, ahlaka samimi isem, evet hocam, İster insanlar yanımda olsunlar, ister olmasınlar, Rabbimin beni gördüğü, Rabbimin beni işittiği bilinci içerisinde bütün hayatımı yaşamanın çaba ve gayreti içerisinde olacağım ki samimiyetim tam manasıyla ortaya çıksın. Ben yine söylüyorum. Bunlarda hatalarımız olacak. Bunlarda kusurlarımız olacak. Bunlarda eksiklerimiz olacak. Mesele bu eksiklerimizin farkına varmak ve zararın neresinden dönersek kârdır bilinci içerisinde hareket etmektir. Hocam insanı insan kılan, değerli kılan şey de bu değil midir? Yani Hazreti Adem yaptığına pişman, nedamet duymasıyla Adem olmadı mı hocam? Yani ve yine bir samimiyet giriyor burada da. Evet. Tövbe de samimiyet giriyor bu sefer de. Doğru. Devreye. O da şu. İmam Gazali diyor ki bir kimse tövbe ettiği zaman diyor tövbenin 3 hakikati vardır samimiyeti ortaya koyma noktasında. Bir diyor ilim hali vardır tövbenin ki kişi günahı bilmelidir. Yani bir kimse bir Müslüman kardeşimin en önde bilmesi gereken hususların başında günahlar geliyor. Bilecek. Sonra günahın yakıcı etkisini bilecek ve buna inanacak. Hal boyutu var diyor. Yani kişi ne yapacak? Nedamet duyacak. Ve nedametin de pişmanlığın da en alt mertebesi diyor kalbinde ufak bir sızının olmasıdır. Vicdan dediğimiz yerde bir acı, bir sızı. Bir acı, ufak da olsa. Şimdi bir günah işledik, bir hata işledik, tövbe ettiğimizi ifade ediyoruz ama kalbimizde en ufak bir acı ve sızgı yoksa biz bu tövbede samimi miyiz? Evet. Değil mi? Evet. Üçüncü boyutu diyor fiil boyutudur. Fiil boyutunun da diyor 3 boyutu vardır. Geçmiş, hal ve gelecek. Geçmiş boyutuyla diyor kişi Allah hakkıysa Allah hakkı, kul hakkıysa kul hakkı, hakkı sahibine teslim edecek. Hata ettim ya namazlarımı kılma noktasında, o zaman ne güzel. Rabbim bak nefes alma imkanı vermiş bana hala. Ölüm benim hakkımda takdir edilmemiş ise bir an önce geçmişte yapamadıklarımı kaza etmek ve vaktini de eda etmek noktasında yeni bir dönüşüm başlatacağım kendimde. Bu bir boyutu. İnsanlar karşısında Bişr-i Hafiye Hazretlerine biri geliyor, ya Hazret diyor, ben diyor bazı insanların üzerimde haklar var. Nasıl onların diyor haklarını teslim edeceğim? Diyor ki sen diyor git pazara bir tane diyor hayvan al, tavuk al, tüylerini diyor yolarak bana gel. Geliyor sonra git diyor o tüyleri tekrar bul. Burada bizim için mana önemli değil mi? Sonra gidiyor bakıyor belki bir tane buluyor. Evet. Diyor ki ara ki bulasın. Hele bir de manevi haklar varsa o kardeşlerimize o hakları nasıl teslim edeceğiz? O ben senin kıymetini etmiştim, ben senin dedikodun etmiştim, ben senin hakkında suizanda bulunmuştum gibi. Evet. O halde bu boyutuyla diyor hakları sahibine teslim edeceğiz. Kolay değil. Doğru. Allah hakkı tamam da kul hakkı, evet, yine Rabbimizin lütfuna sığınacağız, merhametine sığınacağız. Hani diyor ya Mevlana dostun diyor kapısına diyor azıksız varmayın. Evet. Dostun kapısına azıksız varmak diyor değirmene buğdaysız varmak gibidir. Eyvallah hocam. Şimdi üçüncü boyutu da gelecek boyutuyla da sabretmek. Neye sabredeceğiz? Bir, günahsa günahı işlememeye sabredeceğiz. İki, Allah'ın emri ise Allah'ın emrini yerine getirmeye sabredeceğiz. Üç, karşılaştığımız bir takım olumsuzluklar varsa o olumsuzluklar karşısında şikayet etmemeye, kadere razı olmaya sabredeceğiz. Ki bu defa da tövbedeki samimiyetimiz ortaya çıksın. Yani imanda samimiyet. İmanda samimiyet. İmanın gereğini yerine getirme noktasında Allah'a tam manasıyla güvendiğimizi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize rehber ve örnek edindiğimizi hayatımızda gösterme noktasında bir samimiyet. Hazreti Ömer bir gün giderken bir adamın Hazreti Peygamber'in yasakladığı bir eylemi yaptığını görüyor.
Evet hocam. Diyor ki Allah Resulü diyor böyle bir eylemi yapmaktan yasaklamıştı. Yoluna gidiyor. Tekrar geliyor. Bakıyor ki adam aynen devam ediyor ve Hazreti Ömer'in bir ifadesi var. Vallahi diyor sana bundan sonra hiçbir şey demeyeceğim. Yasakladı dediğim kimse sıradan biri değil. Yani. Eti'ullah ve eti'ur rasul. Allah ve Resulüne itaat edin. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Allah'ı seviyor musunuz? Değil mi? Fettebi'uni. Fettebi'uni yuhibbukumullah. Allah da sizi sevsin. Nasıl? Bana tabi olursanız diyor Hazreti Peygamber Allah sizi sevecek. Bizim için üsve-i hasene olan bir şahsiyet var karşımızda. O halde biz hem la ilahe illallah'taki samimiyetimizi hem Muhammedur Resulullah'taki samimiyetimizi ortaya koyacaksak rehberimiz, örneğimiz, önderimiz bu iki hakikat olacak. Biri Kur'an, diğeri de sünnet. Hocam samimiyet bizi ürpertmeli, bizi derinden sarsmalı, kalbimizi titretmeli mi o zaman? E tabii ki. Yani sıradanlaşmışsa, biraz önceki ifadeyle kanıksanmışsa bir anlam ifade etmediğine göre samimiyet tamamen yok olup gitmiş. Bunu çürümüş. Aslında hepimiz kendi adımıza çok iyi biliyoruz. Elimizi vicdanımıza koyduğumuz zaman, eyvallah hocam, ikame etmiş olduğumuzu ifade etmiş olduğumuz namazla gerçekten samimi miyiz? Evet hocam. Bakınız namazı kılmakta samimi miyiz? Doğru. Namazın gereklerini yerine getirme noktasında akabinde baktığımız zaman gerçekten de samimi miyiz? O yüzden diyor ki Hazreti Peygamber, yapılan işler diyor niyetlere göredir. Evet. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alacaktır. Evet hocam. Samimiyetine göre alacak. Evet. Yoksa yaptığı işe göre değil bakınız. O yüzden biraz önce dedim ya, Allah bizim eylemlerimizin suretine bakmıyor. O yüzden ne diyor değil mi kurbanla ilgili de? Kesmiş olduğunuz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Ulaşacak olan sizin, samimiyet. Sizin samimiyetinizdir. Hocam özür dileyerek, affınıza sığınarak geçtiğimiz programların birinde daha bu örneği vermiştim ama şu an tam yerine oturacak. Buyurunuz. Gibi bir örnek. Hocam böyle Temmuz'un, Ağustos'un sıcağında bir cami inşaatında, bir medrese inşaatında, bir okul inşaatında neyse çalışan iki işçi var. İkisi de aynı eylemi yapıyor. İkisi de çalıştıkları alanda taş taşıyor. Diyorlar ki birine, ne yapıyorsun? Ya Allah canını alsın. Şu Temmuz sıcağında, Ağustos sıcağında şuradan şuraya taş taşıyorum. Aynı eylemi yapan bir diğerine soruyorlar, ne yapıyorsun? Kıyamet sabahına kadar içerisinde müminlerin namaz kılacağı, içerisinde müminlerin ders çalışacağı, ibadet edeceği medreseye, camiye taş taşıyorum elhamdülillah diyor. İkisi de aynı işi yapıyor hocam. Ama birinin niyeti, samimiyeti yüceltiyor, diğerini alçaltıyor. Değil mi? Yani ben öğrencilerime de diyorum, arkadaşlar bakın diyorum, hani bu samimiyette asıl olan tüm eylemlerin rıza-i ilahi çerçevesinde yapılması. Arkadaşlar diyorum, bakın bu okula geliyorsunuz. Bu okulda bizlerden bir takım bilgiler öğrenmek için geliyorsunuz. Okulun size sunduğu imkanlardan istifade etmek için geliyorsunuz. Çoğaltabiliriz. Peki burada bu okula gelirkenki temel felsefeniz, eğer bu okulun neticesinde bir diplomayı elde etmekse onu elde edeceksiniz Allah'ın izniyle. Ama maksadınız eğitim, hem Rabbimin hem de peygamberimin benden istediği bir hakikat. Ve ben bu hakikati elde etmek için yola çıktım. Ki ilk emri oku olan bir dinin müntesibi olarak. Aynen. Ve ben bu amaçla yola çıktım diyorsanız attığınız her adım Allah, evet, katında bir değer ifade etmektedir. Elhak öyle hocam. Değil mi? İşe gidiyoruz. Rabbim bana çalışma kabiliyeti vermiş. Kudreti vermiş, imkanı vermiş. Ve ben helal yoldan, meşru dairede ailemin ve kendimin rızkını kazanma imtihanı ile imtihan ediliyorum. Ve ben bana verilen sorumluluğu, benim hakkımda takdir edilen neyse onu en güzel şekilde yerine getirme çaba ve gayreti içerisinde olarak, biraz önce ifade ettiğiniz gibi, işime gidiyorsam, o iş benim için geçirdiğim her dakikasıyla, her saatiyle Allah katında bir değer ifade ediyor. O yüzden biz diyoruz ki, kardeşim samimi misin? Eylemlerin tek bir hedef için olsun. Allah'ın rızası için. Anne ve babana iyiliği Allah rızası için yap.
Komşularına, akrabalarına, içinde yaşadığın topluma iyiliği Allah rızası için yap. Öğrencilerine dersini Allah rızası için ver. Hangi vazifeyi tevdi ediyorsan, o vazifeyi sana tevdi edilmişse o vazifenin hakkını Allah rızası için ver. Zaten bunun iki boyutu var. Bir, Allah rızası için diye bakarsak o eylemin kusurlu olması mümkün değil. Biz kusurlu olmaması için çaba gösteririz. Velev ki kusurlu dahi olsa niyet halis, akıbet halis, akıbet hayır gibi. Aynen onun gibi. Yani diğer taraftan baktığınız zaman bizim üzerimize düşen noktasıyla işte bunu yaptık. Hem eylemimizin güzel olması hem de akıbeti açısından sizin dediğiniz gibi rıza ilahi çerçevesinde mi yapıldı? Bitti. Evet hocam. Bitti ya. Ve şunu söylüyorum ben arkadaşlar. Biri mi memnun etmek kolay? Biri mi memnun etmek kolay? Evet hocam. Kimi memnun etmek daha kolay? Biri memnun etmek daha kolay. Ve bir memnuniyetinin sınırlarını peygamberinin dilinden bizlere takdim etmiş. Bunun gereğini en güzel şekilde yerine getirmek ve samimiyet var mı? Nifak olamaz. Evet hocam. Biraz önce ayet-i kerimede söyledik. Münafıklık bir itikadi boyutu vardır. Bir de ameli boyutu vardır. Ve ben hani Hasan-ı Basri'nin ifadesiyle mümin diyor eğer Allah'ın kendisine emrettiği esasları yerine getirme, yasakladıklarından da kaçınma noktasında duruş sergilemiyor ise ameli bakımdan münafıktır. İtikadi olmasa da. Evet. Samimiyetini ortaya koymuyor. Riya olmaz, gösteriş olmaz. Bir başkası desin diye bu eylem yerine getirilmez. Ve asla ve kat'a çıkar amacı güdülmez. Evet hocam. Tek bir hedef vardır. Allah'ın rızası. Ve asla ve kat'a bizler eğer inancımızda samimi isek, asla ve kat'a kardeşlerimizi kıskanma, haset, kin, nefret gibi Allah katında yerilen tutum ve davranışlardan uzak dururuz. Ve hatta kardeşimizin başarısı bizim başarımızdır. Sanki kendimiz başarmış gibi, sanki kendi evladımız, sanki kendi kardeşimiz, sanki kendi eşimiz, sanki kendi anne babamız gibi sevinen bir anlayışla hareket etmek. Ve bir sıkıntıya maruz kaldığında da o yüzden diyor ya Hazreti Peygamber, müminler bir bina gibidirler. Evet hocam. Bunlar söyleniyor mu? Söyleniyor. Bunların farkında mıyız? Farkındayız. O zaman yaşamak lazım. Gereğini yerine getirmek lazım. Ve biz samimi miyiz? Meşru dairede çaba ve gayret göstermek gerekiyor ki Rabbimiz de bizden razı olsun. Hani diyor ya, ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain olmuş kişi. Huzura kavuşmuş nefis. Ey mutmain olmuş kişi. Rabbin, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olacak. Nasıl olacak? Biz Rabbimizden nasıl razı olacağız? Yediğimiz lokma helal lokma olacak. İçtiğimiz su helal su olacak. Peki yediğimiz lokmanın, içtiğimiz suyun helal olabilmesinin yolu ne? Meşru dairede kazanmaktan geçiyor. Ve ben şunu diyorum, huzur-u ilahide değil mi? Kişinin diyor annesi, kardeşlerinden, annesinden, babasından, eşinden kaçacağı bir gün. Niye? Öncelikli olarak onların hakları var ya üzerimizde. Ya biz meşru dairede kuru bir soğan yesek ve yarın bu helal rızıkla lokmayı verdiğimiz kimseler bizden Allah razı olsun deseler mi daha iyi, yoksa ya keşke bana kuru bir soğan yedirseydin de bu kadar haramı yedirmeseydin de bunun acısını şimdi yaşamasaydım, yeniden dönüşü olmayan bir yolda yaşamasaydım. Evet. Yani bir anne ve baba hem kendisini hem de evladını ateşe atar mı? Atmaz. O halde bizler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bırakmış olduğu mesajı doğru bir şekilde okuyarak Rabbimizin surete değil sirete ehemmiyet verdiğinin, evet, ve siret üzerinden bizim hayatımızı değerlendireceğinin, bütünüyle hayatımızı değerlendireceğinin bilinci içerisinde olarak hareket etmek ve
herkesin yaptığı işin karşılığını niyetine göre alacağının, kimin niyetinin Allah ve Resulüne varmak ise, onlara hicret etmek ise, eline geçeceğin de sevap noktasında Allah ve Resulüne hicret olacağının bilinci içerisinde olalım. Unutmayalım ki Hazreti Peygamber'in yine bize bir mesajı var, onunla bitirmek istiyorum ben. Saadet ihlas sahiplerine mahsustur. Evet hocam. Çünkü ihlaslı bir kimse hangi şart altında olursa olsun Rabbinin kendisi hakkında takdirine rıza gösterir. Eyvah. Asla ve kat'a şikayet etmez. Hani Hazreti Eyüp o kadar büyük sıkıntıya maruz kaldığında, ya Rabbi bu niye benim başıma geldi, şöyle oldu böyle demedi. Ya Rabbi bana bir zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin noktasında bir duruş sergiledi değil mi? Saadet ihlas sahiplerine mahsustur. Onlar hidayetin yol gösteren ışıklarıdır. İhlas sahibi kimseler, onlardan yayılan fikir ve feyiz ile her karanlık düşünce ve fitne aydınlığa çıkar. Rabbim ihlas sahibi olmayı, samimi olmayı ve hasbi bir şekilde hem dini hem de dünyevi hayatı yaşamayı ve ruhu da bu şekil üzere teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin, amin hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden. Efendim programımız içerisinde kıymetli hocamız bir samimiyet, bir ihlas portresi çizdi. Bir tomurcuk gibi hocam, toprağa atılan bir tomurcuk gibi özdeki çürümemişse o tomurcuk, o tohum tomurcuk olacak, filizlenecek, meyve verecek. Eğer çürümüş, yok olmuşsa kendi toprağın içerisinde çürüyüp gidecek, bitip gidecek. Değil mi? Maalesef. Dolayısıyla samimiyetimiz bizim bu tohum misali hocam. Eğer yeşertirsek, sağlam tutarsak, dinç zinde kılarsak büyüdüğünde bir meyve verecek. O da Allah'ın rızası meyvesi değil mi hocam? Aynen, aynen. Hocam teşekkür ediyorum. Şair diyor ki, gelse cemalinden vefa yahut celalinden cefa, ikisi de cana safa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Bu samimiyetle, bu ihlas ile Rabbimize ram olanlardan olalım inşallah. Efendim Allah'a ısmarladık, ilahilerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ey güzellerden güzel ruhum, Resul-i Kibriya. Ey güzellerden güzel ruhum, Resul-i Kibriya. Hasta gönlüme nazar kıl, kalbime sensin deva. Ah, hasta her gönül.
Allahümme salli alel Mustafa, Allahümme salli alel Mustafa, bedi'i cemali ve bahril vefa, bedi'i cemali ve bahril vefa. Ve salli aleyhi kema yenbeği, ve salli aleyhi kema yenbeği, es-sadık Muhammed aleyhisselam, es-sadık Muhammed aleyhisselam, es-sadık Muhammed aleyhisselam, es-sadık Muhammed aleyhisselam. Allahümme salli alel Mustafa, Allahümme salli alel Mustafa, bedi'ül cemali ve bahril vefa, bedi'ül cemali ve bahril vefa. Ve salli aleyhi kema yenbeği, ve salli aleyhi kema yenbeği, es-sadık Muhammed aleyhisselam, es-sadık Muhammed aleyhisselam, es-sadık Muhammed aleyhisselam, es-sadık Muhammed aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz.